sistem şöyle, bu okullar normal kısımlarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretimine devam edilir. Girmezlerse yok hükmünde mevzuat. Herhangi bir denklikleri olmayacak mı oradan mezun olanların? Zaten yok. Zaten yani. Yok, evet. Şöyle, bizim arzu ettiğimiz şey şu, mevzuat, bir yasal mevzuatımız var, bir de kanunlar, anayasamızın 92 maddesi, yani uluslararası sözleşmelerle ilgili maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız ikili uluslararası anlaşmalar var. Yolu belli, bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası bir sözleşme yapılması gerekiyor. Biz de ülkeleri bu bahsi geçen yasal dayanağı olmayan 12 okulu uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı bir zeminde Fransa ve arkadaşlar yine görüşmeler, Pakistan aynı çerçevede okulda Pakistan'la görüşmeler devam ediyor. Hükümetler 93'te, 98'de, 2000 yılında bizim yaptığımızda benzer bir aralar yaptırmış ama Fransa bu konuda bir yaklaşım imkina edildi. Bizim yapmak istediğimiz Fransa'nın da dahil olduğu diğer ülkelerde de uluslararası sözleşme yapalım. Karşılıklı, evet. Efendim, öğretmenlik meslek kanunu komisyondan geçmişti. Genel kurul gündemine gelecek mi bu konuda? Size ulaşan bir bilgi var mı meclisten, parlamentodan? Yok. Bazı itirazlar var malum muhalefetten. İtirazlar? Kanun hazırlık aşamasında da vardı, evet. Komisyon aşamasında da vardı, genel kurul aşamasında da vardı. Ama biz yaptığımız şey hazırlık süreci dolu dolu geçirdiğimize ve her bu konuda görüş alınabilecek her taraftan görüş aldığımıza inanıyorum ve iddialıyız da bu konuda. Dolayısıyla kanunla ilgili biz Türkiye'de öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili olarak yepyeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu yeni başlangıçlar hep öyle farklı kesimlerden, farklı toplumsal yapılardan eleştiri konusu olabilir. Saygı duyuyorum. Meclisten geçecek mi efendim kapanmadan? Bunu bilemem ben ama sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreç devam ediyor. O tamamen genel kurulun takdirinde. Teşekkürler. Teşekkürler.